hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zümrülcan. Bugün sizlerle yazın hem serinlemek hem de tatlanmak için sıklıkla kapısını çaldığımız dondurmayı konuşacağız. Gün içerisinde olduktan sonra ve diğer karbonhidrat alımına dikkat ettiğiniz koşulda tabii ki dondurmayı beslenmenize ekleyebilirsiniz herhangi bir hastalığınız yoksa. Biz de bugün sizlerle daha da gönül rahatlığıyla yiyebileceğimiz sağlıklı dondurmalar yapacağız. Bir tanesi muzlu, biri limonlu, kayısılı, biri vişneli, tam da zamanı geliyor. Bir de çilekli yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle muzlu dondurmamızdan başlayalım. Muzlarımı hemen blenderıma koyuyorum. Ardından muz zaten şekerli bir meyve olduğu için çok dolu olmayan bir yemek kaşığı balımı ekliyorum. Ve çok hafif miktarda süt kullanıyorum. Ben inek sütü kullandım. Siz bitkisel süt de kullanabilirsiniz tabii ki. Şu şekilde sıvılandıracak kadar. Ve hemen hızlatıyoruz. Evet, dondurulmuş meyve kullandık tabii ki bunu yaparken. Şöyle alalım. Ben dondurma kalıbıma koyacağım. Siz tabii ki istediğiniz kalıplara da bunu dökebilirsiniz. Daha önceden hazırladığım, çubuklarımı koyduğum dondurma kalıplarıma hemen biraz da meyveyi seviyorum. Meyve kalıplarımı doldurdum. Ve tabii ki muzun en çok yakışanı biraz da erimiş çikolata gezdireceğim üstüne. Şu şekilde bu artık isteğinize ve keyfinize kalmış. İnanın hemen akıllara gelebilir şimdi çikolata koydu diye. %80 miktar çikolata ve yaklaşık 1 kare kadar anca koymuşuzdur. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Şimdi diğer çeşitlere geçelim. Evet, şimdi sırada kayısılı ve limonlu var. Limonlu dondurmaya bayılıyorum. Hem de kayısıyla birleşince birazcık tadı da kırılmış olacak. Böylece daha az bal kullanmış olacağız. Yaz meyveleri zaten oldukça faydalı. Daha önce de bunu konuşmuştuk sizlerle. Yine bu sefer bir dolu yemek kaşığı koyuyorum işte balımı. Ve direkt hızlatmaya geçiyorum. Daha tam erimemiş. O yüzden birazcık sulanması için az miktarda süt ilave edebilirsiniz. Daha buz gibi istiyorsanız da tabii ki birazcık o ekleyebilirsiniz. Efsane kokuyor. Limon ve kayısı ikilisi oldukça iyi oldu. Şöyle hemen kalıbıma ekliyorum. Yine meyve parçacığı da düştü. Ben üzerini bademle süslemeyi seviyorum, tatlandırmayı seviyorum. Siz tabii ki yine tercihinize göre bunları değiştirebilirsiniz. İkinci dondurmamız da hazır. Diğerine geçelim. Evet, sırada vişneli dondurmamız var. Şöyle hemen bir porsiyon vişneyi blenderıma ekliyorum. Meyvelerinizin çok erimiş olmamasına dikkat edin. Çünkü tekrardan donduracağız ama birazcık da blenderda geçirebilecek kıvamda olması gerekiyor. Tekrardan bu sefer vişne biliyorsunuz ekşi. Ekşi sevenler daha az bal da kullanabilir. Ancak birazcık daha tatlı istiyorum diyenler 1-2 kaşık bandında, 1,5 kaşık bandında balını ekleyebilirler. Şöyle. Ben bu sefer azıcık yoğurt kullanacağım vişne ve çilekte. Şöyle hemen yarım kaşık kadar gayet yeterli olur. Evet, hazır. Kalıbıma döküyorum. Biraz kıvamlı oluyor. Donmuş meyvelerden yaptığımız için aklınızda olsun, bir sorun olduğunu göstermiyor bu. Üçüncü meyveli dondurmam da hazır. Ben üzerine süslememeyi tercih ediyorum bu sefer. Hadi gelin çileğe geçelim. Son dondurmamız çilekli dondurma. Çoğu kişinin favorilerinden biri çilek olduğu için bunu da eklemek istedim. Hemen çileğimizi blenderımıza ekliyoruz. Yaklaşık her dondurmamızda zaten bir porsiyon kadar meyve kullandık. Şimdi kıvam verebilmesi için birazcık yoğurdumu ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanmış oldum. Ve biraz da
bal koyacağım. Çilek zaten tatlı olduğu için çok da fazla bal koymamıza aslında gerek yok. Aynı muzdaki gibi. Şöyle bir yemek kaşığını tam doldurmayacak kadar balı ekleyebiliriz. Muzda da çilekte de aslında isterseniz bal kullanmadan bile bunu yapabilirsiniz. Kendi meyve şekeriyle beraber. Şöyle hemen buzlatmaya geçiyoruz. Yine gördüğünüz gibi zaten biraz kıvamlı. Son olarak ben çileği de çikolatayla süslemek istiyorum. Biraz şöyle hemen. Hatta çileğe biraz torpil geçip hem çikolata hem bademle süslemek istiyorum. Şöyle badem kırıklarını da ilave ediyorum. Evet, tüm dondurma çeşitlerimiz hazır. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Hemen. Şimdi dondurucuya gidiyorlar ve 4-5 saat kadar donduktan sonra afiyetle yemeye hazırlar. 4 saat geçti, dondurmalarımız artık hazır. Hepsi birbirinden enerjik ve lezzetli görünüyorlar. Yaklaşık hepsinde birer porsiyon meyve kullandık. Hem kendi beslenmenizde hem de çocuklarınızın beslenmesinde bu öğüne yer verebilirsiniz. Hemen ben şöyle çilekliden denemeye başlamak istiyorum. Hepinize afiyet olsun. Yapıp yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.